diye kapattılar. Evet. Türkiye'de şu görüntüye bakar mısın? Bir daha üstten görelim mi o görüntü? O nasıl bir görüntü? Acaba son günlerde diyorum. Ama böyle görünce kim saçmalamaz ya? Kim saçmalamaz? Şuraya bak. Doktor! 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 Askeri okullarda, buraya bakın buraya, arkadaki arkadaşlar, buradayım bak burada. Askeri okullarda FETÖ'cü var diye askeri okulları kapattı. Peki Türkiye'deki hakimlerin üçte biri FETÖ'cü. Aman hukuk fakültelerini kapatın. Gelebilir mi böyle? Gelebilir mi? Sizin huzurunuzda söz veriyorum. Başta Kureli Askeri Lisesi olmak üzere o askeri okulları açacağız. Söz. Polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyi düzenleyen kurumları bağımsız hale getireceğiz. Cem evlerinin statüsünü ibadethane olarak tanımlayacağız. Kamuda yükselmenin objektif ölçülerini koyacağız. Hemen seçilir seçilmez 100 gün içinde Avrupa Birliği'nin başkentlerini turlayacağım. Hemen. Avrupa Birliği hedefimiz öncelikli hedefimiz haline gelecek. Ve böldükleri üniversiteler var. Hangi üniversiteyi bölmüşse o üniversiteyi yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış asla alınamayacak. İlkokuldan doktoraya kadar Türkiye'de hiçbir sınav ücreti alınmayacak. Bütün sınavlar ücretsiz olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira gençlik bursu, 500 lira cumhuriyet bursu karşılıksız olarak alacaksınız. En sevdiğimiz varlığımız çocuklarımız. Öğretmen olduğum için değil, çocuklarımızı öğretmenlere emanet ettiğimiz için her 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Mülakat olmayacak. Mülakat varsa torpil oluyor. Torpil. Doktor arkadaşlar şu bölgeye. Mülakatı hemen kaldıracağız. Eğer bazı mesleklerde zorunlu mülakat oluyorsa onu da video kaydını alacağız. Mazot çiftçiye 3 lira olacak. Asgari ücret